Peki, apandisitin belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir? Neden cerrahi operasyon olmaya gereği hisseder hastalar? Evet. Apendiksin iltihaplanması durumunda genelde problem ortaya çıkar. Bu da karın sağ alt kadranda yerleşiktir apendiks. Önce genel karın bölgesinde bir ağrı, bulantı, künt bir ağrı giderek önce mide ağrısı gibi başlar. Saatlerce bu ama 3-5 saat içerisinde giderek ilerler ve karın sağ alt kadrana yerleşir. Ağrı giderek şiddetlenir. Geçmek bilmez ve hasta genellikle doktora gider. Bu dönem içerisinde karın ağrılarında zaten genel önerim ağrı kesici alınmamasıdır. Çünkü dediğiniz gibi apendiksin iltihaplanması başlamış olabilir. Bu arada ateş olabilir, bacağa vuran ağrılar olabilir, sırta doğru vurabilir apendiksin yerleşim yerine göre. Bulantı, kusma da buna eklenir ve hasta hastaneye gider. Muayenesi yapılır. Ondan sonra ultrason, bazen tomografi de tercih edilir. Genelde cerrah kendi muayenesiyle de rahatlıkla tanıyı koyabilir. İltihap hücreleri çok yükselmiştir. Kan tahlili, idrar tahlili yapılır ve teşhis konur. Peki cerrahi operasyon ne zaman yapılır? Hangi belirtilerden sonra, rahatsızlıktan sonra yapılır? Evet. Bu süre çok hızlı ilerleyen, saatler içerisinde ilerleyen bir şeydir. Apendiks bağırsak çeperini bilirsiniz. 2-3 milim gibi kalınlığı var. Çok fazla bu kör bağırsak gerilip ağrı meydana getirdikten sonra bir müddet ardına da patlar. Bu sefer apendiks patlamış olur. Ve o iltihap karın içerisine yayılır. Bu da çok ciddi problemleri yaratır. O yüzden bir insanların da doğru düşünüp kısa zamanda hastaneye gitmesi lazım. Hastanelerde güzel tetkik edilip apendiksin iltihabının tespit edilmesi ve 1-24 saati aşmadan da ameliyatının yapılması lazım. Peki ameliyat yapıldıktan sonra tekrarlama gibi bir unsur var mıdır hastalığın? Yok, hayır. Apendiks alınır. Evet. Kör bağırsak kökünden bağlanır. Ameliyatın da şimdi hem kapalı hem açık laparoskopik yapılan yöntemleri de var. Bazen Avrupa'da yapılan bazı çalışmalar var. Biz de ülkemizde bunlardan yaptık. Bazılarına biz de katıldık. Apendiksi acaba antibiyotiklerle ameliyatsız geçirebilir miyiz diye bir bilimsel çalışma oldu. Bazılarında başarılı olduğu oldu. Yani %10-12 gibi antibiyotiklerle geriliyor. Ama o gerileyen gruptan 2-3 hafta sonra bir daha ikinci bir atak geçirdi. Onlar da ameliyat olması gerekti. Onun için en garantör yöntem çok ufak bir kesiyle, özenli bir operasyonla kör bağırsak alınır. Alındığı için de bir daha tekrarlamaz.